Merhabalar hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet kızlar, bugün kırmızı yazmaya güzel bir çatal oyası yapacağız inşallah hep beraber. Bir aydan beri önceden çektiğim videoları yayınlıyordum. Bir aydır hiç çekim yapmamıştım. Hazıra daha dayanmıyor. Şimdi tekrar çekimlere başladım. Bayağı boya yaptım. Çekimi yapılacak kenarlarda katlı duruyor. Bismillah diyelim, başlayalım bakayım inşallah. Önce oyayı size bir göstereyim. Oya bu şekilde kızlar. Bakın bu oyanın ütüsüz hali. Şöyle bir oya. Gayet kolay ve güzel şık bir oya. Bu yazmadan ayrı yapılıyor. Yazmaya dikiliyor kızlar. Çatalla yapacağız. Yazmanın tığ batısının üzerine bu şekilde dikiliyor oya. Şimdi yapımına geçelim. Çok da zor bir oya değil. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Alttaki bildirim zilini de tıklayarak açarsanız yapmış olduğum yeni örneklerden anında haber alabilirsiniz. Önce bu çatalı bu şekilde alıyorum. Bakın şu ipimi nasıl geçiriyorum. Şöyle bir kere parmağımda sararak kıvırıp şuradaki uzun kısmını, kısa kısmını burada bırakıp uzun kısmını bu şekilde içeri alıyorum. Ve bu şekilde çatalıma geçirerek böyle sıkıyorum. Bakın buraya oturdu. Şimdi beyaz ipimi alıyorum. Bir defa şöyle sararak tığıma sabitliyorum. Şöyle çatalımı şöyle çatalı bu şekilde tutacağız. Boşluk kısmı arka tarafa gelecek. Şöyle bir kere sarıyorum. İki katı ile birlikte önce şöyle bir sağlamlaştıralım. Şuradan sararak bunu buraya sabitleyelim. Şöyle, bu zaten ilk sabitlemesi birazcık zor oluyor, geçmiyor tığının başındaki zincirden. Evet, sabitledim ve şimdi çatalımın boyunu ayarlıyorum. Hangi boyda yapacaktım, çektim biraz sıkıştırdım bu şekilde. Şimdi başına bir kere daha sarıyorum. Şunu bir kere sabitledik, şurayı keseceğiz bundan sonra. Uğraşmaya gerek yok. İkinciyi aldım. Üstünden almadım kızlar. Yanlış çatal. Pardon, yanlış tığ. Yeni tığ aldım. Tığın ucu berbat. Değiştirdim. Aynı şekilde yine aynı tığ. Yeni aldığımın da ucu berbat. En iyisi eski tığlarla devam. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bu şekilde 10 tane zincirle iplik sıkıştırdım. Şimdi buradan bir tane zincir çekiyorum. İlk başlangıç kısmı şöyle arkadan alıyorum başlangıç kısmını. Diğerini örümceğin ucundan alacağız. Şöyle arkadan aldım. Buraya 1 2 3 4 5 6 7 8
9 ve 10. 10 tane bu şekilde sık iğne yaptım. Daha sonra buraya 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. 5 tane zincirimi şuraya bir tane zincir çekmiştim. Bir tane zincirin içerisinden bu şekilde batıyorum. Buraya bir zincir daha çekiyorum. Şimdi buradan böyle orta boy bir tane örümcek yapıyorum. Tekrar bu ipimi alıyorum. Buradaki ipime, kırmızı ipime şöyle biraz yakın yapayım. Tekrar kırmızı ipimi aldım. Bakın, sarıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, 9, 10. 10 tane yaptım. Sonra bir tane zincir çekiyorum. Bu tığımı şuradaki örümceğimin, bakın şu örümceğin, şuradaki örümceğin şöyle şu tek kanadının içinden tığımı battım. Bu şekilde buraya sıkıca bir şöyle zincir çektim. Tekrar alttan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane sık iğnemi yaptım. 10 tane sık iğnesini yaptım. Buraya 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Bırakıyorum. Şuraya çektiğim bir tane zincirin içerisine tığımı batıp bunu buradan bu şekilde alıyorum ve bir zincir çekiyorum. Tekrar örümceğimi bu şekilde yapıp şu aradaki örümcekleri çok sık yapmayın kızlar. Şu çektiğim örümcekleri, şu pırpırlar, şöyle göstereyim. Şuradaki pırpırlar birbirine girmesin. Arasının örümceğini şöyle uzun çekin. Çok küçük çekmeyin. Aynı şekilde tekrar buradan 10 tane bu şekilde sararak zincir çekiyorum aralarına. Evet, bu şekilde 10 tane yine sardım. Buradan hemen bir zincirimi çekiyorum. Şuradaki örümceğin tek kanadının içinden tığımı batıyorum ve buraya sıkıca zincir çekiyorum. Şu zincir üstte kalsın yaparken kızlar, bakın. Şu zincir, şuradaki çektiğiniz zinciri bu tarafı almayın. Bakın, şuradaki çektiğimiz zincirler üstte kalıyor. Tekrar buraya 10 tane sık iğne yapıyorum. Tane sık iğnemi yaptıktan sonra 1, 2, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çekerek şuradaki bir tane çekmiş olduğum zincirin içerisine batıyorum ve burada bitireceğim. Bu kadar yeterli.
Evet, burada bitirdik. Şimdi bunu şöyle, şu ipimi şöyle alayım. Kırmızı ipimi. Şu alttan geçiriyorum. Şu kırmızı ipimden hemen şöyle üstte bir zincir çekiyorum. Bakın. Şimdi buradaki topladığımız ipten geçiriyorum. Ve topluyorum. Buraya bir tane zincir çekiyorum. Bunu çataldan çıkarıyorum. Evet, çataldan çıkardım. Şimdi şu aralarına şöyle bakın. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şöyle ayarlayarak kızlar. Şunu şöyle çeviriyorum, bakın. Çeviriyorum. Bu şekilde. 10. 10 tane çektim ama bakayım fazla mı oldu? Siz kendi yaptığınıza göre ayarlayın şu altının zincirlerini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu şekilde buradan alıyorum bu ipimi, bakın. Çeviriyorum. Bu taraftan bu şekilde tığıma takıp bu şekilde tığıma takıp hemen buraya bir zincir çekiyorum. Çeviriyorum. Aynı zamanda şu arkadaki ipliği de alıyorum içine. Bu şekilde çeviriyorum. Şuradaki ipi de alıyorum. Aradaki ipi üzerine şöyle. Bakın, bu şekilde yaptık. Şimdi bunu şuralarını, bakın, şuradaki yaptığımız pırpırları şöyle elimizle açacağız ve şu zincirleri biraz biraz yukarı doğru çekeceğiz. Bakın, elimle açıyorum. Şuradaki zincirleri şöyle yukarı çekelim ki şuradaki pırpırlar düzgün dursun. Bunlar tek tek bu şekilde elle açılması lazım kızlar, pırpırların. Yoksa şu uçları düzgün durmaz, toplu toplu durur. İşte başlangıç noktamız. Oya bu şekilde oluyor. Gayet güzel ve kolay bir oya. Çok zor bir oya değil. Sonra da yazmanın üzerine dikiliyor. Dikilmiş hali de biraz önce gösterdiğim gibi bu şekilde gayet hoş bir oya kızlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun.